Selam YouTube. 2023 yılında çıkacak hem MMORPG'lerden bahsedeceğim bugün sizlere. Videoya geçmeden önce bir abone olup like atarsanız çok çok mutlu edersiniz. Ve 2023'ün ilk videosu. Hocam ilk çıkacak MMO'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Ashes of Creation. Çıkış tarihi 2024 olarak belirlenmiş. Ama şöyle söyleyeyim. Yakın dönemde yani 2023'ün ilk çeyreğinde Alpha 2 sürümünü göreceğiz. Daha sonrasında betası gelecek. Yani 2023 yılında bu oyunla ilgili haberler alacağız demek oluyor bu. PC'ye geliyor. Abonelik sistemi olacak. 15 dolar diye düşünüyor. Yapımcı firma Umarım güzel olur. Trailerını da zaten yan tarafta görüyorsunuz. Ben bu oyuna çok yükseldim. Çok hype'lıyım. Neden diyeceksiniz? 64 farklı klas kombinasyonu, mevsimler, mevsim değişiklikleri. İşte 2 hafta bir şey topladın. 2 hafta kıştı. Daha sonra 6 hafta geçmesi lazım yani. 8 haftalık bir süreç var. Tekrar kış olabilmesi için. Savaşlar, 9 farklı ırk <laughs> derken oyun bayağı kocaman oluyor. Detaylarını zaten diğer videoda anlattım. Bir önceki videoya giderek bakabilirsiniz. Age of Creation bu arada klan kuracağım. Haberiniz olsun Age of Creation Türkçe olması için elimden geleni yapacağım. TR server'ı getirebilirler. TR desteği, dil desteği getirebilirler. Bunun için bir baskı kurabiliriz. Bunun için Discord'a gelin hocam. Beraber Discord'da toplaşalım. Riot MMORPG'si riot MMORPG'sini bayağıdır bekliyoruz. Yeni bilgi paylaşılmasını bekliyoruz aslında. 2024-2025 civarında çıkacağını düşünüyorum. Nasıl olur diye soranlar olursa bence free to play olacak oyun. Riot MMORPG'si. Büyük ihtimalle free to play olur ya da abonelik sistemi olabilir. Ama Riot'un abonelik sistemi yapması çok olası değil bu noktada. E, riot MMO'sunda da 3-4 farklı ırk olur. O 3-4 farklılıklar Flarjord, Demacia gibi ırk yaparlar diye düşünüyorum bakalım. Zamanla büyüyeceğini, expansion paketlerinin geleceğini de biliyoruz. Yani ilk başta küçük çıkartabilirler. Daha sonra işte yeniliklerle beraber büyütebilirler Riot MMO'sunu. Throne and Liberty. 2 çıkış tarihi 2023. Bu da Kore yapımı bir MMORPG. İki boyutlu olarak tasarlanıp yani izometrik bakış açısıyla tasarlandı daha sonrasında üç boyutlu olarak gelmesi planlanan bir oyun. 2023'te göreceğiz bunu da. Bilgisayar ve konsola geliyor. Nasıl e, bir satış yöntemi olacağı belli değil. Yani abonelik sistemi mi olacak yoksa free to play mi olacak ama büyük ihtimalle bu da bir abonelik sistemine sahip olacağını düşünüyorum bakalım göreceğiz detaylarını diğer sonraki bundan sonraki videolarda öğrenebilirsiniz hocam Diablo 4 Diablo 4 bu arada beklediğim bir MMORPG çıkış tarihi de 2023 Haziran ayı e, buy to play modeliyle gelecek Ultimate Edition 1700 lira Digital Deluxe Edition 1540 lira Standard Edition 1200 lira olacak yani 1200 lira verip Diablo 4 hayranı olan veya Diablo hayranı olan insanlar oynayacağı bir oyun diyeyim size 1200 lira cidden yüksek bir fiyat Türkiye yapısında Alap oyuncaklara şimdiden iyi eğlenceler dilerim Hocam ben de oynayacağım ben de satın alacağım Haberiniz olsun Beklerim Twitch'te canlı yayınlara Linkine hemen sağdan soldan aşağıdan ulaşabilirsiniz <laughs> Path of Exile 2 Çıkış tarihi 2024 PC ve konsola geliyor Free to play olarak çıkacak Yani Path of Exile oynayan arkadaşlar Birçok bu videoyu izleyen insan da olacaktır daha önceden vakit geçirmiş. İkincisini çıkartıyorlar. Oynayacağım, deneyeceğim, zaman ayıracağım. Aynı şekilde ben de. Amazon dağıtımcılığında Blue Protocol adına bir MMORPG geliyor. Ama e, ee, olacak. Yani dungeon bazlı vesaire olacak oyun. Standart işte Lost Ark oynayan, New World oynayanlar. Hadi New World biraz daha PVP'ye yatkın da. Lost Ark oynayanların daha böyle aşina olduğu bir oyun diyeyim sizlere. PC ve konsola geliyor. Nasıl çıkacak işte? Ne kadar satılacak? Veya işte beleş mi olacak? Bilmiyoruz. Geçelim diğerine. Archeage 2. Archeage biri oynayan arkadaşlar tabii ki vardır aramızda ama ben çok vakit geçirmedim bir girip bakacağım deneyeceğim. 2024 yılında gelecek PC ve konsola çıkacak. Nasıl satılacağı, ne kadar satılacağı, free to play mi olacağı bilinmiyor. Umarım Arshage 1'de yaptıkları hataların dersini çıkartmışlardır. İkide de yapmazlar. Güzel bir MMORPG olacağına benziyor. İnşallah. Hytale. Evet. Geldik o lanet oyuna. Umarım bir yıl çıkar. Bayağıdır beklediğim bir oyun. Yaklaşık 4 senedir haber alınmıyor. Adam akıllı. Hytale e, oyunundan. Ee, Minecraft'ın MMORPG'si gibi düşünebiliriz. Hytale sunucusu vardı Minecraft'ta. Onun üstüne koyarak ilerleyeceklerini düşünüyorum. Bakalım. Güzele benziyor. Yani birçok kitlenin oynayacağını düşünüyorum. Sandbox olacak. İşte kendi base'ini yapabileceksin. Büyücü sınıfı, okçu sınıfı vesaire olacak. İşte dövüş sınıf sınıfı olacak, bosslar olacak vesaire vesaire güzel bir oyuna benziyor. Bayağıdır da takip ediyorum. Umarım yeni haberler alırız en yakın dönemde. PC, konsol ve mobile geliyormuş bu arada. Onu da geçmeyeyim. Dune Awakening'in oyununu zaten bu, bu filmi vardı zaten Dune Awakening'in. Oradan biliyorum. 2023 yılında gelecek PC ve konsola gelecek survival MMO olacağını söylüyorlar. Birkaç videosunu da izledim. Güzele benziyor ya. Benim açıkça hoşuma gitti. Dune Awakening oynarız deniriz. Hikayesi için bile oynanır. Wayfinder 2023'te geliyor. PC ve PlayStation 5'e geliyor. Free to play bir MMORPG olacak. Yine girip bir göz atabileceğimiz bir MMORPG'lerden kendisi. Baya hoş, grafikleri vesaire. Hoşuma gitti. Palia. Palia'nın grafikleri böyle tatlı. Hem de çok tatlı. 2023 yılında geliyor. PC'ye geliyor ve free to play olarak çıkacak Palia. Bakalım göre görelim yani. Çok hani görmeden bir şey söyleyemem. Oynanış videosunu vesaire trailer'larını izledim tabii ki. Güzel e benziyor. Hikayeli güzel bir MMORPG olacağını düşünüyorum. Corpunk 2023 yılında göreceğimiz bir oyun. PC'ye geliyor. Ee, satın alıp oyna modeliyle ne kadar olacağını Tabii ki bilmiyoruz daha yazmamışlar Umarım çıkışı da yakındır diye düşünüyorum tam böyle şey ee, size söyleyeyim Dota 2 ya Dota 2'nin MMORPG'si gibi böyle farklı bir tarzı var. Çok hoşuma gitti bu arada. İnanılmaz hoşuma gitti. O Dota 2'ye benzeyen oyun buymuş. Bitcraft kendisi bir sandbox MMORPG. Kendi base'ini yarattığın, işte farmını yaptığın, geliştiğin bir MMORPG olacak diye düşünüyoruz. Bakalım yani görseller öyle, videolar öyle gösteriyor. PC'ye gelecek, free to play olacak. 2024 yılında gelecek ama. Baya tatlı grafikleri var. Umarım geliştirirler, devam ederler. Daha tatlı olur. Oynayacağım, göz atacağım. Yine merak ettiğim MMORPG'lerden bir tanesi kendisi. The Day Before. 2 Mart 2023'te gelecek. PC ve konsollara nasıl satılacağını daha bilmiyoruz. Yani free to play mi yoksa satın al oyunu modeli mi yoksa aylık ödeme mi? Survival MMO kendisi shooter. E, yaratıkların olduğu işte sıktığımız sağ sola sıktığımız bir MMORPG şey Survival MMO. MMORPG değil Survivor MMO olacak. Umarım güzel çıkar. Mutlu eder insanları. Bakalım 2023 yılında bunları göreceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun. Güzel bir sene geçirsiniz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın hocam. Seviyorum sizleri. Takipte kalın. Abone olun. Bye. you <laughs>